Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Artık dananın kuyruğu kopacak. Ne zaman? Yarın. Yani 5 Kasım 2024'e geldik bile. Amerika Birleşik Devletleri'ni yeni 4 yılında kim yönetecek? İkinci kez Donald Trump mı? Yoksa bugünün başkan yardımcısı Kamala Harris mi? Bu soru beni çok fazla ilgilendirmiyor. Açık konuşayım. O yüzden dikkat ediyorsanız, Amerikan seçimlerine dönük zaman zaman bazı yayınlar yaptım. Ama özellikle şu tür yayınlardan kaçındım. Kamala mı, Trump mı? Hangisi kazanırsa bizim için daha iyi olur. Hep söyledim. Hiçbir şey değişmez. Eğer Türkiye'yi gözden çıkarmışlarsa, ikisi de gelse derin devletin politikalarını izlemeye devam edecekler. O yüzden olaya öyle bakmıyorum. Seçim sonuçlandıktan sonra detaylı yorumlarım olacak. Onları da söyleyeyim. Ama bu arada tabii özellikle Rusya yakından takip ediyor gelişmeyi. Çünkü onların gönlü Donald Trump'ta mı bilmiyorum ama Kamala Harris'i pek sevmediklerini hepimiz biliyoruz. Bu arada Dmitri Medvedev biliyorsunuz Kremlin'in ikinci adamıdır Dmitri Medvedev. Medvedev ve Putin'in daima sağında oturur. Sürekli beraber yönettiler son 22 yıldır ülkeyi ve Ulusal Güvenlik Konseyi de başkan yardımcısıdır. Başkan vekilidir hatta. O nedenle dedi ki eğer seçimi Trump kazanıp bir de Ukrayna çatışmasını sonlandırmakta kararlılık gösterirse sonu John Fitzgerald Kennedy gibi olur. Kim John F. Kennedy? Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı. 1963 yılında Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Hakkında çok fazla komplo teorisi yapıldı. Fakat ortaya çıkan tablo Kennedy'nin iki gerginlik noktasında bir, Küba konusunda, iki, Vietnam konusunda Amerikan savunma sanayinin arzu ettiği cevvallikte politikalar yürütmedi. Tam tersine savaşları durdurma, krizleri durdurma eğiliminde bir demokrat başkan olduğu gerekçesiyle punduna getirilip öldürüldüğü yönündeydi bütün gelen bilgiler. Hala da o bilgiler devam ediyor. İşte onu demek istiyor. Devam etti. Trump çatışmayı önlemekte kararlı bir görüntü veriyor. Bunu samimi olarak yapmaya kalktığında sonu JF Kennedy gibi olur. Yani diyor ki Trump'ın ömrü Ukrayna Savaşı'nı bir şekilde sonlandırmaya yetmez. Devam ediyor Medvedev, yapılacak seçimde kim gelirse gelsin ilişkilerin gerginliğini koruyacağını biliyoruz. Rusya açısından bu seçimin sonucu bir belirleyici kimlik taşımıyor. Zaten iki aday da yeteri kadar Rusya'ya karşı neler yapacaklarını uzun uzun anlattılar diyor. Bu yönüyle baktığınız zaman Ruslar da 3 aşağı 5 yukarı biz Türkler gibi bakıyor bu olaya. Gelsin öyle bir bakalım kim gelecekse onunla nasıl uğraşırız diye değerlendiriyorlar. Dmitri Peskov'un da bir açıklaması var. Amerikan başkanlık seçimindeki cumhuriyetçi aday, adını vermiyor, ısrarla seçim kazanması halinde Ukrayna krizini çözeceğini söylüyor. Ortada belli bir plan yok. Hatırlatmamız gereken ana gerçek bu olayda bir sihirli değnek olmadığıdır diyor. Yani sen orada habire konuşup duruyorsun Ukrayna savaşını bitireceğim diye ama bu tarafta sihirli bir değnek yok. Bu savaşın da öyle kolay kolay biteceği yok gibi gözüküyor diyor. Gerçekten Amerikan politikacılarının böyle önemli fantazileri var. Özellikle megaloman bir kimlik biliyorsunuz Donald Trump. Açarım telefonu hallederim. Şimdi gel bakalım buraya aç şu imzayı da görelim falan. Biliyorsunuz adam öyleydi ve hala öyle ve devam ediyor öyle olmaya. Ama Ukrayna Savaşı pek de öyle olunacak bir durum değil. Hoşça kalın.